ateistlere yönelik ön yargıların kırılması için uğraş sarf ederek Türkiye'de bazı ilkleri başardı. Ateizm Derneği var olduğu müddetçe hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı duruşunu sürdürecek. Ateizm Derneği kurulduğunda hem ateist ve dinsizlerden hem de dindar vatandaşlarımızdan gelen anlamda büyük destek gördü. Buna rağmen aynı gruplardan tepkiler de aldık. Böyle bir derneğin varlığı çok gerekliydi diyenler olduğu kadar ne gerek vardı diyenler de oldu. Ateizm kavramını kötülükle eş tutan, ateistleri ahlaksız ve kötü olmakla suçlayan din silsarları, kara propagandalarına medyada ve toplumda devam ettikçe derneğimize duyulan ihtiyacın boyutları da daha net biçimde ortaya çıkmaktadır. Ateistlere yönelik ötekileştirme ve ayrımcılık henüz yavaşlamış değil. Ancak ateizm denince bu kavramı savunan bir dernek olduğu artık akıllara gelmeye başlamış olsa gerek. Ateizm Derneği artık yalnız değiliz diyerek ortaya çıktı. Yaptığı açıklamalar ve suç duyuruları bile de yalnız olmadığımızı göstermekte. Ne yazık ki hali hazırdaki hukuk sistemi kanunlardaki muğlak ve kişiden kişiye farklı algılanabilecek ifadeler nedeniyle henüz ateistlerin haklarını korumada yetersiz kalmakta. Bu engeli daha yüksek sesle ve daha sık dile getirerek siyasi gündeme ancak bizler taşıyabiliriz. Destekçilerimizden söylemlerimize katılmalarını ve daha yüksek sesli bir konu oluşturma hedefimize katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Ateizm Derneği apolitik bir tutum içerisinde. Savunduğumuz değerler insan hakları evrensel değerlendirmesine dayandığı için ideoloji, etnik köken ve cinsel kimlik üstü olup vatandaşlara sağlanması gereken temel haklar. Apolitik olmakla beraber siyasetten bağımsız olamayacağımız da açık. Çünkü insan haklarını korumak için yapılan her faaliyet siyasi olarak adlandırılabilir. Siyasetçilerin yapması gereken işleri bizler yapıyor, ülkemizin imzalayarak dünyaya ve vatandaşlarına taahhüt ettiği anlaşma ve sözleşmeleri unutmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Başka herhangi bir amacımız yok. Haklarımızı korumak ve geliştirmek için Avrupa Birliği ve çeşitli toplum sivil örgütleriyle iletişim içinde olmamız gerekiyor. Davet edildiğimiz Avrupa Birliği inanç özgürlüğü toplantısına büyük umutlarla gittik. Toplantıda gördüğümüz ilgi ve AB yetkililerinin konuya verdikleri önem bizi daha da geniş bir çevreyle koordinasyon içine girmeye teşvik ediyor. Toplumsal gün ve bayramlarda kutlamalara katılmamızın, pankart ve sloganlarla yer almamızın sebeplerinden biri de budur. Bizler toplum içinde kendimizi göstermezsek kimse kendiliğinden bizi görmeyecek. Ateist ve dinsizlerin toplumsal hayata daha da açıkça ve rahatça katılmasını desteklemeye devam edeceğiz. Dindar çevrelerde yer alan eleştirilerden birisi bizi çok rahatsız ediyor. Dinlerle savaşmadığımızı, dinlere inananlar kadar rahat yaşamaktan başka bir derdimizin olmadığını, ısrarla bizi dinlere savaş içinde görmek ve göstermek isteyenlere anlatmamız gerekiyor. Ayrıca özellikle milli eğitim çocuklarımıza dayatılan zorunlu din dersleri ve diğer dini baskıları da kabul etsin. Kamu kurumlarından dindarlar baskı gördüğünde nasıl karşı çıkılıyor derse, henüz din kavramına akla ermeyen küçükler ve dinsizler baskı gördüğünde de aynı şekilde karşı çıkmalı. Kimsenin kimseye istemediği, inanmadığı, kabul etmediği bir fikri genel kültür adıyla bile olsa dayatmaya hakkı yok. Kimlik kartlarındaki ve nüfus kayıt kütüplerindeki din hanesini kaldırması için yürüttüğümüz mücadele de devam edecek. Toplumsal barış kolayca tehlikeye girebilen ülkemizin en hassas konularından biridir. Toplumun belli bir kısmının inançları yüzünden aşağılandığını, halkın kin ve nefrete teşvik edildiğini sımsıkı görüyoruz. Genellikle de ateistlerin ve dinsizlerin inançsızlıklarını açıkladıkları zaman inananlara hakaret etmekle suçlandıklarına maalesef şahit oluyoruz. Mantıken inananlar sırf inandıkları için inanmayanlara hakaret etmiş olmuyorlarsa, bizler de sırf onların inandığı şeylere inanmadığımız için onlara hakaret etmiş sayılmıyoruz. Anayasamız bizi inançsızlığımızı açıklama hürriyetini tanımıştır. Toplumdaki bu yanlış algının kırılmasını ve ateistlere yönelik hukuksal girişimlerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Hukukta yerleşmiş olan çifte standartların toplumsal barışa daha da çok zarar vereceğine de dikkat çekmek istiyoruz. Uygarlığın geldiği bu noktanın kaynağı özgür düşünce, akılcılık, bilimsel yöntem ve hoşgörü.
toplumu bu dört kılavuzdan uzaklaştırmak, uygarlıktan da uzaklaştırmak anlamına gelecek. Bizim kılavuzumuz daima akıl, bilim ve sağduyu. Bizleri yanlış tanıyanlara doğruları öğretmek ve tanımayanlara kendimize duyurmak için yapmış olduğumuz çalışmalar her gün artarak devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyuyoruz.